Çok teşekkürler. Ay anlamadım. Niye Murat dönünce o kadar alkışladın ki? Hayır, dörtte dört olunca. Biz de döndük ya ya. Bir dakika, sayılıyor mu Murat'ın dönüşü zaten? Şarkılar bittikten sonra son 3 saniyemiz var. Ben küçük bir çamur yapayım dedim ama. Olmaz, i̇şte. Yok mu öyle bir şey? Oğuzcuğum, ondan bir şüphemiz yok zaten. Küçüğü büyüğü hepsini yapacaksınız zaten, ondan şüphemiz yok. Ya küçük küçük deniyorum yani. Hoş geldin. Hoş buldum, merhabalar. Nasılsın? Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Harikayız biz de. İsmini öğrenelim. İsmim Sevda, Sevda Kuas. 22 yaşındayım. Yarışmaya Iğdır'dan katılıyorum. Iğdır'dan? Evet. Vay, selam herkese. Pek gelen olmadı Iğdır'dan benim hatırladım da onun için. Ne yapıyorsun, ne iş yapıyorsun? Müzisyenim, sahne alıyorum. Böyle. Vay, çok iyiydi. Çok teşekkür ederim. Yani ben kendi adıma söyleyeyim, kolay bir şarkı değil. Bir kolay de, bir şarkı değil, değil. Çok, çok zor bir şarkı, şarkı yani. Hakim olmak çok, çok zor. İnişleri, çıkışları. Sonuna dönmemizin sebebi de aslında bekledik o bazı yerlerini. Sona doğru evet bir umutsuz şey oldu ama ben dedim ki buraya sahneye performansımı göstermeye çıktım. Tabii ki de sizin dönmeniz çok önemli benim için. Ama orada modumu düşürmemeye çalıştım. Sonra zaten hani siz dediniz ya Murat'a niye sevindin diye. Hepinizin dönmesi beni zaten şu an hala titriyorum yani. Görmüş muydun? Bak herkes rüyasında görüyor. Görmüş muydun? Ha? Ya şöyle bir olay oldu aslında. Hani bir mesaj aldım sabah. İşte bir arkadaşım rüyasında görmüş. İşte başardın diyoruz diye arkandan. Şok oldum yani tüylerim diken diken oldu. İnşallah başardım ben de şu an. Bir hayalimi gerçekleştirdim. Dörtte dört yani bunu evde ekrandan seyredeceksin. Belki seyrederken yanında sevdiklerin, arkadaşların, dostların olacak. Bir sürü telefon gelecek. Onun gururu da başka bir şey yani bunu başarmak. Bir de keyfi de var başarmanın dışında. Evet, çok mutluyum. Peki Iğdır'da mı yaşıyorsun? Iğdır'da yaşıyordum. Ya 1,5-2 ay olacak İstanbul'a geldim. Orada doğdum, büyüdüm. Kars'ta okudum ama. Yani bir doğudan çıkamadım. Kars da çok güzel bu arada. Sonra artık dedim geleyim buraya. Peki Iğdır Aralık'ın özelliğini bilen var mı aranızda? Yok. Ben çok bilmiyorum. İyi. Yarışmacı çıkar O Ses Türkiye'nin. Müsaadenizle benim cevap vermem gerekiyor. Evet. Türkiye'de ilk iftar Aralık ayında olacak. O yüzden bize çok imreniliyor. Başka böyle bilgiler var mı Acun Bey bizim hani... Hayır, orada iftar, gereken, evet. Orada iftar yaptım da oradan Hayır. diyorum. Onun tabii ülkemiz büyük olunca... 1,5 saat önce saat farkından. 1,5 saat önce neredeyse iftar yapıyorsun. Evet, bir de 3 ülkeye sınırı var işte. Evet. Gerçekten evet. Çok özellikle çok güzel bir yer. Gittim ben oraya. Yani sevindim oradan birinin katılması. Jüri arkadaşlarım dediği gibi istisnai bir durum. Çok oradan yarışmacı gelmiyor. Çok da güzel bir ses, değil mi? Şahane. Aklında niye benimle geldin? Yani neden ben? Çok mu belli oluyor? Yani hani, hani herkes anlamıştır diye tahmin ediyorum. Çok mu belli oluyor? Şimdi şaka yaptım tabii henüz kararımı söylemedim. İyi ki söylemedin. İyi oldu yani söylemediğin. Usulen konuşun diyor yani. Tabii tabii usulen. Ama o ses bak o sesin en sevdiğim yanını söyleyeyim size. Buradan yarışmacı döndürüyorsan helal olsun derim ben. Çok döndürmüşlüğüm var. Ben Ebru Gündeş'i hatırlıyorum. Nerelerden Ebru'nun kimleri da... aldı böyle. Var var. Yani var. Böyle tuttu sahneden aldı götürdü. Aldı, buradan dönmez. Var. İlk ben basmışım, ilk ben dönmüşüm. Saniye farkıyla bile olsa saniye elini daha yeni geldi. Evet. Kısa bir değerlendirme sonra da neden siz seçsin? Bir kere her şeyden önce sesin çok güzel. ve gerçekten kafa sesi falan inanılmaz güzel kullandım. Çünkü heyecana rağmen bunu yapabiliyorsanız bir işte... Bir ritim kaçtı sanki evet ama. Var ama o sesinin iyi olmasını ortadan kaldıran bir şey değil. Değil mi? Yani heyecanlanabilirsin evet. Ve hata yapabilirsin. Bu başka bir şey. Sahnede normalde pop mu söylüyorsun? Ne söylüyorsun? Pop söylüyorum evet. Ya sen aslında pop konservatuvarda seviyorsun. Türk sanat müziğiydi branşta. Ya gerçekten evet. Mi? Aa ne şahane. Ben de sahnede söylerim Türk sanat. Evet siz başka? De severek takip ediyorum ama severek sahnede... Severek takip ediyorsunuz. Ne kadar güzel. Beyazı da mı severek takip ediyorsun? Yok gerçekten sizi yani... Hepinizi çok seviyorum. Şu an siz öyle şeyler söylüyorsunuz ne, ve... Ne söylemem gerekiyor başka? Bana gel, bana gel, bana gel. Abi ne söyleyeyim? Bana yani gel, bana gel, bana gel. Allah Allah.
Ya dedi ki buradan dedi bu maçı alabilirsen dedi. Şimdi ama ne diyeyim? Ben Murat, Acun demiş bahsetmediniz yani. Yani bu hareketlerden tavırdan. Vallahi işimiz zor yani gerçekten. Ebru alır. Ebru alır abi. İsmimi unuttunuz. Sevda, ben bir hatırlıyorum ismini. Sevda. Adın Sevda. Evet. Adın hayır Sevda. Canım. Evet. Şeycim mi Murat? Şeycim mi? Yok hayır, ben biliyordum ismini. İsmini söyleyerek girmeyecektim konuya sadece. Sen ismini unuttum zannettin. Senin aklın hala beyazda galiba. Bak böyle diye bak, diye gerçek soğukçaklar yap. Ben hemen... yanlış anladınız beni. Şu an karar... Ha değil mi? Yo bilmiyorum. Şu an çok tamam. Kafam karıştı. Kafan bak, karıştı. Kafan bak karıştı. Işık neye yarar? Görmene. Gözüne çok ışık verirsem ne olur? Kör olur. Bir şeyin üzerine fazla gidersen geri teper. Onun için bir yerde kal, alacaksın. Ama gidersen bana vereceksin. Şimdi devam et. Peki bir dakika, abi. Niye sizin aranızda oluyor bu işler? Hayır. Bir şey söyleyeceğim. Yani gerçekten bu değerli bilgiler için sana teşekkür ediyorum yani. Kadın... Ya ben böyle bir şey görüyorum. Adamı dinledin sonra bloğun bastın. Evet. Abi bedavaya bilgi aldı benden. Abi uyandım ya. Ben şeyi öğrettim. Uyandım bir anda biliyor musun? Uyandırdı, haklı. Arkadaş uyanır uyanmaz insan bloklanır mı ya? Bir uyandım bir kendine. Doğru söylüyorsun, bir blokladın öyle mi? Tabii. Dinledi ama tatlı tatlı. Sen tek misin, arkada birileri var mı? Annem ve ablam burada. Anneni görelim ya. Kalkmış annem odada. Iğdır'dan bugün geldi Iğdır'dan bu arada. Iğdır'dan gelmiş hanımefendi. Aa, beni taziyeye gelmişler. Baksana halime. Kıpkırmızı oturuyorum burada. İsmi neydi? Ruken. Ruken Hanım merhabalar. Merhaba Hacı Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Kızınızın heyecanını yaşadınız herhalde, evet. Onunla birlikte. Ne tahmin ediyordunuz buraya gelirken? İnanın o kadar heyecanlıydım ki yani dönmezlerse çok üzülürüm diyordum ama çok şükür döndün. Konuşamıyorum heyecanlar şu an. Yok konuşuyorsunuz, o kadar yol geldiniz. Yanındaki de kardeşim mi? Ablam. Ablan. Merhabalar. Merhaba. Ben de ablasıyım. Herkes çevirebileceğine inanıyordum, yaptı da. Gurur duyuyoruz onunla. Herkesi çevirdiği gibi beni bloklattı da. O da neler oldu? Nazar boncuğu diyelim ona da. Sizin aklınızda biri var mıydı yoksa Sevda mı size sürekli gidersem şunu seçerim bunu seçerim bir şey yaptı mı? Hiç konuşmadık öyle bir şey inanın. Hiç yani konuşmadık. Nasıl buraya söylemedi. Gelip bunu nasıl konuşmazsınız? Konuşmuş olmanız lazım. Sadece hayalinde gelmek vardı, yarışmaya katılmak vardı, seçilmek vardı. Orasını hiç konuşmadık. Ya hiç konuşmadık olmaz. Konuşmuşsunuzdur ya. Bu kadar değil. Yani siz ona sorduğunuzda anne bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum falan. Yani kızım kimi seçeceksin dediniz. Sevda da size şey mi dedi? Hayır. Fatma o konuyu açma mı dedi? Ne dedi? Arkadaşlarının rüyasında göreceksin lütfen. Çok kritik bir şey soracağım. Buyurun. Siz olsanız kimi seçerdiniz? Aa, kritikse ben hiç girmeyeyim Acun Bey. Bir şey diyemem. Ay canım çok oğlum, iyi. Konuşmamış mı olalım? Aynen. Bu aile bu konuyu konuşmuyor abi. Doğru. Hayır, etkilemek evet. İstemiyor. Yarın öbür gün vebali olur diye düşünüyor. Evet, evet. Peki teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim Hacım Bey. Evet, karar zamanı. Sevgili Beyazıt bloklandı. Ve şu anda bu yarışmacı seçiminde yok. Bloklu bloklu oturuyor. Oğuzhan, Ebru ve Murat bize önce sebebini sonra da tercihini söyleyebilirsin. Kararımı verdim. Hemen... Böyle sizin gibi Acun Bey şey yapmak istiyorum. Gerilim biraz yaratıyorsunuz ya, çok tamam. Özeniyorum ama yapamıyorum. Lütfen yarat, ben de gerilmek istiyorum. Evet. Önce sebebi, böyle sebebini anlatırken bizim kafamız karışsın, tamam mı? Evet. Sebebini anlat. Bence onu şu an çok güzel yaptım. Öyle mi? Herkesin kafası karıştı. Acaba evet, kimi seçecek doğru. Diye. Özel bir sebebi yok. Ama buraya gelirken aklımda bir isim vardı. Çok mutluyum dört kişi de döndüğü için. Değerli yorumlarınız için tekrar çok teşekkür ederim. Ebru Gündeş diyorum. Vay be! Vay, vay, vay! Aldım. Bırak. İstediğimi tamam. Aldı. Tamam tabii. Tamam değil mi? Ebru alır dedim mi demedim mi? Teşekkür ederim. İnanılır şey değil. Bir yıllarımızı verdik. Şöyle mi yapalım, böyle mi yapalım? Kritik nasıl yapalım, böyle şu yapalım. Şu an zaten belli oldu. Beyazı mı seçecektin?
Yok, Ebru Hanım'ı seçecektim en başından beri. Sizinle eğlendim diyorsun. O zaman. Güzel güzel. Acun Bey'in yolundan ilerliyoruz. Çok tebrik ederim. Tebrik ediyoruz. Hoş geldin. Hoş geldin. Sevgiler. Hoş şans. Teşekkürler. Hoş geldin. Yani tebrik ederim. Başarılar diliyorum.